Şimdi arkadaşlar size 4 tane video göstereceğim. O videolar nasıl videolar izleyeceğiz. Daha önce çektiğim videolar, paylaştığım videolar. Borsadan kaçın hırsız tayfası geliyor. 6 ay önce 27 Nisan'da. Yine aynı günlerde borsanın teknik analizini yapmışım. Borsadan neden çıktım ürkütücü işler olabilir demişim. Evet, ondan sonra da zaten borsayı konuşmadık. Biz borsadan çıkıp mevduata geçtik arkadaşlar o tarihlerde. Ne zaman? Nisanlarda. Biz satıyorduk zaten. Komple sattık çıktık. Şurada hiçbir şey kalmamıştı artık. Ondan sonra mevduata geçtik. Ne zaman döndük arkadaşlar? Kara pazartesi olunca döndük. Onu da göstereyim. Hemen size kara pazartesiyi göstereyim. Ay 10 binlere geldiğinde biz ilk girişimizi buradan yapmıştık arkadaşlar. Ancak kademeli giriş yapıyoruz. Yani ne demek istiyorum? Kademeli giriş. Yani 200 bin liralık giriş yaptık arkadaşlar. Yani 5 Ağustos'ta 200 bin liralık, Ağustos'tan Eylül'e kadar o 50 bin lira daha koyduk üzerine. 250 bin 300'e doğru gitti. Nasıl gidiyor? Düştükçe biz arttırıyorduk hisselerimize. Eylül itibariyle 298'e ulaşmış ve 29.000 zarar gördük. Ancak kar aldıklarımız yok burada. Onları sayarsak bu kadar zarar yok. Şu hemen üstü ne kadar zarar etti. Mesela 19'unda Eylül'ün ne kadar zarar ettiğimi gösteriyor. Şurada 17 Eylül'de ne kadar zarar ettim. Tabii kar aldıklarım satıyorum. Onlar yok. Onları da eklersek belki hiç zarar yok şurada. Tamam mı? Burada böyle gösteriyor. Devam ediyoruz zaten. Kayıt alıyoruz arkadaşlar. Eylül, Ekim, 2 Ekim'de yine kayıt alıyoruz. Bak dikkat ederseniz borsada payımın %15'i var. Bu %15 şeyde girdi. Kara pazartesi'de 5 Ağustos'ta %15'lik pay girdi. Sonra dikkat ederseniz bu pay ne zaman artıyor arkadaşlar? %15'lik artmıyor. Bakın burada arttı artık. Ne zaman arttı? Sonralarda artıyor. Görüyorsunuz mu? Bak burada 24'e çıktı. Sonra burada 34'e çıktı. Demek ki belli taktikler yapıyoruz arkadaşlar. Borsadaki payımızı arttırdık. Şimdi borsadaki payımızı arttırdık diyorum ya. O videolara geçiyorum. Bakın burada ne yapmışım? 1 Ekim'de video çekmişim. Borsa analizi diye. 9500'lere geldikçe ekleme yapmaya devam ediyorum demişim. Görüyoruz mu? Yani aşağı inince ekliyorum. Sonra borsadaki hırsızı ifşa ettik demiştik 16 Ekim'de. Borsada kazanma vakti geldi. 8500 alım noktamızdır. Nokta. Bura demişiz artık. Ne zaman demiştik bunu? 16 Ekim'de. Gelelim 16 Ekim'e bakalım. Burada. Bakın. 8800-8500 alım noktamız demişim. Yani burada 8500 rakamlar bizim burada alış girdiğimiz rakam arkadaşım. Bakın burada payımı arttırdığım zaman ben 34'e 14'ünde arttırmışım. 8'inde 14'ünde arttırmışım. Görüyorsunuz değil mi? 14'üne geleyin. Evet. Tabii ki burada 14 ve sonrası gibi düşünün arkadaşlar. 22'si gözüküyor. Bir daha bakalım şurada. Evet. Kasım 14. Evet, Kasım 14 burada arttırmıştık. Ancak bizim bu video çektiğimiz, arttırdığımız nokta bu tarih değil arkadaşlar. Burada girdik biz borsaya. 8500'ler dedim ya, işte bu 8600'ün altına indiği noktada eklemeleri biz orada yaptık. Sonraki tarihlerde video çektiğimizde zaten yüzde işte bu payımız devam ediyordu. %30'luk her gün video çekmiyoruz biz. Yani bu tarihte %34 var. Bugün çeksem yine %34'lü bir rakam var. Yani alım girdik. Onu demeye geçiyorum.
Burada da bir alım girmiş. Yani alımları tam olarak ne zaman girdiğimizi bilmiyorum işin açıkçası. Ancak şurada videoda çektiğim gibi şuradaki videoda 8500 rakamlar alım net alımlarımızın yapıldığı yerler arkadaşlar. Net alımlarımızın yapıldığı şuralar yerler. Peki bunu videosunda çekmişimdir ben size. Buradaki uyumsuzluğa dikkat çekmişimdir. Ben burada uyumsuzluğu görünce ben girdim arkadaşlar. Peki buradan yükselip geri çekilirken çıkıp giriyor muyum? Hayır, kesinlikle girmiyorum. İlk girişim 10.000'li rakamlar. Sonra yani bir miktar, sonra 9.500'ler, çok az bir miktar. 9.000'ler bir miktar, 8.600'ler bir miktar, 8.200'ler bir miktar. Bu kadar. Yani o miktarda tamamladığımız zaman buradaki borsadaki payımız belki %40'a çıkacak. Belki %45'e çıkacak arkadaşlar. Evet. Biz 6 aydır hemen hemen paramızı nakitte tutuyorduk. Ve bir kısmı da %30'luk bir kısmı da USD bazlıydı. Gördüğünüz gibi burada biz alımlarımızı yaparken borsadaki dalgalanmalara bakmıyoruz. Hisselerin eksi 5, eksi 10 yapmasına bakmıyoruz. Biz alımlarımızı yaparken neye bakıyoruz? Bir stratejimiz var. Buraya gelirse burada alım yaparım. Şuraya gelirse şurada yaparım. Buraya gelirse burada yaparım gibi oralara geldiğinde yapıyoruz. Evet. Bakın burada borsada hırsızı ifşa ettik demişik. Game over. Oyun bitti. Borsada kazanma vakti geldi. 8500 alım noktamızdır. Nokta demişik. Bakın. En az izlenen videolar ama 8500 rakamları görüp de alan varsa alta yazın. Ben de aldım deyin yani. Evet. Bu strateji işe yarıyor mu? İşe yarıyor arkadaşlar. Mesela şu an zararda olan insanlar varsa mesela benim hali hazırda param pozitifte. Yani borsada zararda değilim. Yani ne kadar para kazandım? Onu da söyleyeyim. 30-40 bin lira para kazandım. Neye göre bu? İlk baştaki girdiğimiz 250 bin lira rakama göre hesaplarsak 40 bölü 40 bölü 250 dersek %16-17 para kazanmıştık. Ama son zamanlarda eklediğim paraları hesaplayıp işte buraya 690 bin lira soktum ya, onun üzerine 40 bin kazandım. 40 bölü 690 dersen o zaman da %5 %6 para kazanmıştık. Ancak şöyle düşünün, bu rakam, bu son zamanlarda soktum, borsaya soktum paralar zaten mevduattaydı. Onlar orada zaten kazandırıyordu. Yani ben bunu son bir haftada atıyorum, soktum paraların aslında borsaya bir etkisi yok. Ha, onlar para kazandırdı mı? Kazandırdı. Yani onlardan ben 6 aydır zaten para kazanıyorum. Hani ben burada şu an hesaplamam gereken neye göre para kazandım? Bu 40 bin lira, gelen 40 bin lira yeni. Bu 40 bin lira 250 binden mi geliyor? Yani 250 bin Ağustos'tan, yani 200-250 bin Ağustos'tan beri tuttuğum bir rakam. Ancak buraya koyduğum 690 bin lira Ağustos'tan değil. Yani onu da söylemek gerekiyor. Mesela bunun şöyle göstereyim ben size. Hemen bakalım. Şurada girdik demiştik. Tamam, 6 Kasım'danmış işte. 10 gün, 10-15 gün önce girmiş. Yani bir miktarı 10-15 gün önce, bir miktarı belki 10, 20 gün, 20-25 gün önce girmiş. Bu paralar zaten mevduattaydı. Oradan kazanıyordu. Dolayısıyla arkadaşlar bizim borsada uzun Ağustos'tan beri tuttuğumuz 200 bin liralık bir rakam vardı. Hadi 250 bin de, 200-250 bin liraya göre şu anki 40 bin lira iyi. İyi bir kazanç. Onu demeye çalışıyorum. Zaten mevduatta kazanmıştık arkadaşlar. Bizim baştan beri mevduattaydı. Mevduattan buraya dönmüştük. Dediğimiz gibi çektiğimiz videoların arkasındayız arkadaşlar. Bugün böyle oldu. Bugün düzeliyor borsa. Yarın şöyle oldu. Yarın batıyor borsa. Böyle videolar çekmiyorum ben. Ayda, yılda bir kere video çekiyorum. Bakın burada alım noktalarımızı, bakın 10 binler, 9.500'lere geldikçe ekliyorsun. Alta iniyor, bir daha ekliyorum. Yukarı çıkıyor. Bu sefer satma yönüne geçiyor. Yani
Net alışlarımız arkadaşlar, net alışlarımız bizim 8600'lerde, yani satılmamak üzere aldığımız rakamlar. 8500-600 bandına girdiğimizde, yani 500'lü rakamlarda bizim artık bu alışlarımız net alış. Ondan sonraki yani 9000-9500 bantları yukarı tepki verdiğinde satmak üzere aldığımız rakamlardı. Böyle bir taktik yaptığımız için de borsa düştükçe biz zarar yapmadık. Hep başa baş kaldık. Hep başa baş kaldık. En altlarda 8500'lü rakamlardan aldığımız net alım olduğu için şu an kârı döndük. Eğer 8200'lere de gelirse net alımlarımızı arttıracağız. Yani taktik bu arkadaşlar. A hissesi, B hissesi, C hissesi. Arkadaşlar borsa ucuz oldu mu hepsi ucuz oluyor hisselerin. Yani çok detayına girmemek gerekiyor. Hepsinden para kazanıyorsunuz. Yükselirken hepsinden kazanıyorsunuz. Düşerken de hepsinden kaybediyorsunuz. Bu bir gerçek arkadaşlar. Öyle çok iyi hisse, çok kötü hissenin ayrımına gitmiyorum işin açıkçası. Zaten biz iyi hisseleri buluyoruz. Buluyoruz değil mi? Buluyoruz. Buluyoruz yani. Evet. Herkese iyi günler.